geldiniz. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum ben de. Ben Bilge Ceylan, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kurumsal iletişim müdürüyüm. Herkese merhabalar. İyi bir gün olmasını diliyorum. Herkese 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ağır bir gündem olmasına rağmen, tatsız bir gündem olmasına rağmen bu 8 Mart'ta ama yine de 8 Mart'ta herkese kutluyorum. Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hoş geldiniz tekrar. Çok keyifli sunumlar, çok keyifli paylaşımlar izliyorum ben de, takip ediyorum. Her yıl aslında bir katılımcı olarak gittim Women Leaders Summit'te. Bu sene konuşmacılardan biri olduğum için çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Teşekkür ediyorum bu değerli davet için. Dediğim gibi ben Bilge Ceylan, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kurumsal iletişim müdürüyüm. Bugün size Feride Şevket Hanım'dan bahsedeceğim aslında. Feride Şevket Hanım'ın hikayesinden, Feride Şevket Hanım'dan bugüne neler değişti, neler oldu, biraz bunlardan bahsedeceğim. Projemizi anlatacağım ama birkaç cümleyle Türkiye Finans'tan bahsetmek istiyorum öncelikle. Sadece birkaç dakika. Türkiye Finans bir katılım bankası. Türkiye'nin büyük bankalarından biri, köklü bankalarından biri. Türkiye Finans aslında katılım bankacılığının özünde üretim var. Üretimin finanse edilmesi var. Üretimin finansmanıyla birlikte sürdürülebilir ekonominin, sürdürülebilir üretimin finanse edilmesi var. Dolayısıyla biz de Türkiye Finans'taki varlık sebebimizi birlikte kazanan ve paylaşanların hayata katılım bankası olmak olarak tanımlıyoruz. Amacımız da katılım bankacılığını, katılım finans modelini Türkiye'deki tüm birey ve şirketlerle tanıştırmak. Aslında bu kategorinin daha da fazla genişlemesini, çok daha fazla sayıda kişiye ulaşmasını amaçlıyoruz, hedefliyoruz Türkiye Finans olarak. Ben de aslında bankacılıkta çok eski değilim. Bir buçuk, neredeyse iki yıldır bankacılık sektörünün içerisindeyim. Bankacılıkta görev alıyorum. Tabii ki çok farklı dinamikleri olan büyük bir sektör. Ve bankacılık denince de bir araştırma aslında, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılmış bir araştırmanın sonuçları benim de Türkiye Finans'ta göreve başlamadan önceki bankacılık algımı aslında çok yansıtıyor. Sizlerle fiziken bir araya gelmiş olsaydık, yüz yüze bir arada olsaydık mutlaka size de sormak isterdim. Bankacılık denince aklınıza ne geliyor? Daha doğrusu hangi imgeler aklınıza geliyor diye. Bu araştırmada herkesin ya da büyük bir çoğunluğun aklına bir kravat ve gömlek geldiğini imge olarak ortaya koymuş. Dolayısıyla aslında bankacılık sektör olarak, algı olarak daha çok erkeklerle, birazcık daha maskülen bir sektör olarak bilinen, erkek çalışan profiliyle özdeşleştirilen bir sektör. Hepimizin, çoğumuzun aklında bu olduğunu tahmin ediyorum. Ama aslına bakarsanız rakamlar tam olarak böyle değil. Bankacılık sektörü birçok başka sektörün tersine %51'inin kadın çalışanlardan oluşan bir sektör. Oldukça yüksek bir oran olduğunu söyleyebiliriz kadın çalışan oranının. Yine Bankalar Birliği'nin bir raporudur bu. 2019 yılı raporu. %25'lerden 2019'larda %51'lere kadar yükselmiş. Ancak burada belki de asıl tartışmamız ya da konuşmamız gereken konu kadın liderlerin bu oranın çok çok altında olduğu. Genel bankacılık sektöründeki kadın liderlerin oran olarak oldukça altta olduğu. Katılım bankacılığına baktığımızda bu oran biraz daha aşağı iniyor, oldukça aşağı iniyor. Kadın çalışan oranı %20'lerde, yönetici pozisyonundaki, lider pozisyonundaki kadının oranı ise %4'lerde, ne yazık ki oldukça düşük diyebileceğimiz bir oranda. Bu %70 gönül isterdi ki kadın çalışan oranı olsun, kadın liderlerin oranı olsun sektörde ama ne yazık ki Deloitte'un yaptığı bir başka araştırmada finans dünyasındaki sigorta, finans ve bankacılık sektöründeki kadınları yönelik bir araştırma gösteriyor ki kadınların, finansçı kadınların %70'i C-level pozisyondaki kadın liderlerin oldukça az olduğunu düşünüyorlar. Yani biz kadın oranının yüksek olduğu bir sektörde çalışıyoruz, kadın çalışan oranının, ama kadın liderlerin gittikçe daha da yükselen pozisyonlarda, yönetim kurulu gibi pozisyonlarda kadın liderlerin oldukça az olduğu bir sektör olduğunu söyleyebiliriz genel olarak bankacılığın. Aslında bu araştırmada finansçı kadınlar önemli birkaç bilgi de paylaşmışlar, görüşlerini de paylaşmışlar. Kadınların %70'i
finans dünyasının özellikle Türkiye'de çalışmak için zor bir sektör olduğunu düşünüyorlar. %69'u ise kariyer yolculuklarında kadın kimliklerinden ötürü dezavantajlı durumda olduklarını düşünüyorlar ki bunlar oldukça yüksek oranlar ne yazık ki. Ama kadınlar, finans dünyasındaki kadınlar %60'ı kadınların daha doğrusu kariyerlerinin bugün başında olsaydılar yine finans sektöründe çalışacaklarını paylaşıyorlar. Aslında finans sektörünün içinde olmaktan, finans işi yapıyor olmaktan son derece mutlu ama dezavantajlı olduğunu düşünen bir finansçı kadın grubu olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar oldukça ilginç rakamlar. Ve ek olarak birkaç not daha eklemek isterim. McKinsey'nin yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmalar yurt dışında kaynaklı bazı araştırmalar. Türkiye'de yapılmışlar, az önce bahsettiğim araştırmalar. Araştırma kapsamında finans sektöründeki kadınların görev yaptığı kurumların müşterileriyle daha ilişkiler kurmasına katkı sağladığını göstermiş. McKinsey'nin 2018 yılında yaptığı araştırma. Ve yine Washington merkezi Peterson Institute for International Economics tarafından yapılan bir diğer araştırmada kadın C-level yöneticilerin finans kurumlarının net kar marjını %1 oranına kadar arttırdığını ortaya koymuş. Yani fikirlerin ve seslerin çeşitliliğinin aslında iş başarısına da çok somut etkileri olduğunu ortaya koyan bir diğer araştırma. Korn Ferry bir yönetim danışmanlık şirketi, Amerikalı bir şirket. Onların hazırladığı bir raporda da yönetim kurullarında kadınların yer aldığı finans şirketlerindeki çalışan bağlılığının yönetim kurullarında sadece erkeklerin yer aldığı finans şirketlerine kıyasla daha yüksek olduğunu, çalışanların şirketlerine olan bağlılığının daha üst seviyelerde olduğunu görüyoruz. Yönetim kurulunda kadın liderler varsa. Bu da önemli bir done diye düşünüyorum. Bunları da söylemeden geçmek istemedim. Kadının sadece belirli bir oranda olması elbette ki önemli. Belirli bir kadın çalışan oranı elbette ki çok önemli ve kıymetli ama liderlik pozisyonunda kadına tanınan belirli hakların, belirli fırsatların şirkete ticari anlamda da çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anlamında da somut çıktılar sağladığını da ortaya koyuyor. Yani bu bir iyilik değil. Kadınlara bu liderlik pozisyonlarının verilmesi, kadınların şirkete çok somut, bankalara çok somut katkılar ortaya koyduğunu da netleştiren bir takım araştırmalar. Peki Türkiye finansta durum nedir derseniz, kadın çalışan oranımız %37'lerde, katılım bankacılığı oranının neredeyse iki katı, genel katılım bankaları içerisindeki oranın neredeyse iki katına yakın bir oran, %37. Ama hedefimiz tabii ki sektör ortalamasının %50'leri yakalamak. Bu bizim için kıymetli bir hedef, önemsediğimiz bir konu. Ama bizi bundan daha da çok gururlandıran bir gerçek var ki yönetim kurulumuzda 7 üye bulunuyor ve bu 7 üyeden 3'ü kadın. Ne mutlu bize ki az önce bahsettiğim çok sesliliği, çeşitliliği biz bankamızda barındırabiliyoruz ve eminim ki ticari hedeflerimizin hayata geçmesinde kadın liderlerimizin, kadın yönetim kurulu üyelerimizin ve şirketimizdeki birçok kadın çalışanımızın bize katkısı var ve biz bunları da gerçek, reel hayatın içerisinde de hissedebiliyoruz. %42 kadın lider oranı oldukça yüksek bir oran ve bizi memnun eden, gönül ister ki tabii ki daha da arttıralım bu oranı. 2020 rakamlarına bakmak istedim. 2020'deki terfi eden çalışanlarımızın içerisindeki kadın oranı %42. 2020 yılında ekibimize yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın içerisindeki kadın oranı da %44. Bu bizim aslında işe alımlarda ve terfi fırsatlarında kadın çalışanlarımızla erkek çalışanlarımızın, ekip arkadaşlarımızın son derece eşitlikçi bir bakış açısıyla seçildiğini ve yönlendirildiğini ortaya koyuyor. Ve biz burada tamamen yetenek ve becerileri baz alan bir süreç yönetiyoruz. Dediğim gibi hem terfi süreçlerinde hem de yeni işe alımlarda bunlarda kadın ve erkeğe eşit fırsat sunduğumuzu ortaya koyan birkaç rakam. Rakamlardan sonra Türkiye finanstaki değerlerimizden bahsetmek istiyorum. Birazdan projemize de geleceğim. Türkiye finans aslında 5 büyük değerimiz var. Bu değerler bizim böyle duvara yazdığımız, sadece astığımız, işte önünden geçen insanlar görsün, hoşluk olsun, işte biz de banka olarak çok önemli değerlere sahibiz demek için belirlediğimiz değerler değil.
Bunlar bizim gerçekten en üst pozisyondan en alt pozisyona kadar şirketimizin tamamını kapsayan, 3800 çalışanımıza ulaşan çok kıymet verdiğimiz 5 değer. Biz bunları bütün kararlarımızda, bütün yönetim mesajlarımızda, bütün gün içerisindeki iş süreçlerimizde bu 5 değere gerçekten sadık kalıyoruz ve DNA'mıza işlediğini düşünüyoruz bunun. Müşteri odağımızdır, yenilikçilik gücümüzdür, tek ekibiz, başarı tutkumuzdur ve belki de bu 5 değer içerisinde en vazgeçilmez değerlerimizden biri çeşitlilik zenginliğimizdir diyelim. Bu çeşitlilik elbette ki sadece cinsiyet değil, kadın ve erkek çeşitliliği değil, bunun içerisinde farklı geçmişlerden gelen, farklı bilgi birikimlerinden gelen, farklı köklerden, farklı bakış açılarından gelen ekip arkadaşlarının bir arada özgürce görüşlerini ve katkılarını sağlayabildiği, ortaya koyabildiği bir çalışma ortamı yaratmak demek. Biz çeşitlilikten besleniyoruz, çeşitlilikten güç alıyoruz ve bunu bir zenginlik olarak görüyoruz. Bu çok kıymet verdiğimiz bir değer. Bu değerin etkilerini biz aslında kadın çalışan oranımızda da, kadın lider oranımızda da görüyoruz, rakamlarla da görüyoruz. Ve aslına bakarsanız biz biraz bu rakamları da dikkate aldığımızda dedik ki bankacılık evet zihinlerde algı olarak biraz maskülen ve bir miktar erkeklerin domine ettiği bir sektör olarak algılanıyor ama aslında durum o değil. Aslında kadınlar bankacılık sektörünü büyük oranda sırtında da taşıyor. Büyük oranda katkı sağlıyorlar. Çok büyük bir rolü var kadınların bankacılık sektöründe. Öncelikle kadınların bir fark etmesini sağlayalım. Yani bankacılık, finans sektörü içerisindeki kadınlar bunun farkında mı? Önce bununla ilgili bir farkındalık yaratalım istedik. Arkasından bir araya getireceğimiz kadınların, finans sektörü kadınlarının, bu sadece bankacı kadınlar değil, herhangi bir başka sektördeki finans alanında çalışan kadınlar da olabilir, sigortacılık olabilir, farklı farklı sektörler de olabilir. Öncelikle güçlü olduğumuzu ve burada gerçekten büyük bir sorumluluk üstlendiğimizi, özveriyle büyük katkılar sağladığımızı biz farkına varalım. Arkasından da bu gücü gerçekten büyük etki yaratacak, sosyal etki yaratacak işler için, projeler için nasıl kullanabiliriz onu bir farkına varalım istedik. Dolayısıyla ezberleri bozan bir banka kurduk, bir platform kurduk. Bir de Şevket Hanım'dan yola çıktık burada da. Arkadaşlarımdan rica edeyim bir numaralı filmimizi Feride Şevket Hanım kimdir? Önce onu bir paylaşayım sizlerle. Feride Şevket Hanım, Türkiye'nin ilk kadın bankacısı. 99 yıl önce finans sektöründe kadınların da çalışabileceğini gösterdi ve bizlere bir kapı açtı. Biz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir proje yaparak onun anısını yaşatmak ve finans sektöründe çalışan tüm kadınları bir günlüğüne de olsa bir araya getirmek istedik. Feride Şevket Hanım Bankası'nı kurduk. Bugün LinkedIn hesabına bu bankada çalıştığını ekleyerek finans sektöründe kadınların birlikte ne kadar güçlü olduğunu gösterebilirsin. Feride Şevket Hanım Bankası. Feride Şevket Hanım, evet yaklaşık 100 yıl önce Türkiye tarihinin ilk kadın bankacısı olarak görevine başladı. Çok büyük bir yol açtı. Çok sıra dışı bir yol açtı, bir liderlik yaptı. Ve biz Feride Şevket Hanım'dan yola çıktık ve bir banka kurduk. Aslında tabii ki bu bir LinkedIn'de kurduğumuz bir platform. Projemizin aslında bir başka özelliği de LinkedIn'in ana mecra olarak kullanıldığı ilk proje olması. Ana kanalı bu LinkedIn'de kurduğumuz platformumuz, bankamız ve kadınlardan aslında ve birçok erkek de bu arada sürecimize ve projemize dahil oldu. Çok da memnun olduk bu durumdan. Bir günlüğüne kariyerlerinde Feride Şevket Hanım Bankası'nda çalıştıklarını yazmalarını istedik. Yüzlerce kişi, sadece kadınlar değil, yüzlerce kişi geçen yıl 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nde LinkedIn hesaplarında Feride Şevket Hanım Bankası'nda çalıştıklarını belirttiler, işaretlediler ve aslında ne kadar kalabalık olduğumuzu, aslında ne kadar güçlü olduğumuzu ortaya koymak istedik. Bununla ilgili bir farkındalık yaratmak istedik. Son derece de başarılı oldu. Çok güzel, olumlu geri dönüşler aldık bununla ilgili olarak ve çok organik bir şekilde, bu arada bunların hiçbirinin içerisinde bizim bir suni bir uygulamamız olmadı, bir reklam çalışmamız olmadı. Burada gördüğünüz birkaç örneğin dışında da bir sürü yerde
finans sektöründeki kadın çalışanların aslında sanki yeniymiş gibi birçok kişi bundan haberdar oldu ama gerçek tabloyu görmelerini sağlayacağımız bir farkındalık yaratmış olduk. Ve Feride Şevket Hanım konuşulmaya başlandı. Feride Şevket Hanım merak edilmeye başlandı. Kimdir bu kadın? Böyle bir banka mı açılmış? Gerçek bir banka mı? Yani ticari hedefleri mi var? Kimler çalışıyor bu bankada? Öncelikle geçen yıl oldukça büyük merak uyandıran bir proje oldu. Birçok platformda paylaşıldı ve yoğun bir ilgi gördü projemiz. Biz aslında bu sene tabii ki biz Feride Şevket Hanım platformunu kurduktan sonra birkaç gün içerisinde gündemimize bir pandemi gündemi girdi ve birçok konuyu hızlıca ajandalarımızı almak zorunda kaldık. Bu sene de istedik ki yine aynı dönemde Feride Şevket Hanım'ı biraz daha ete kemiğe büründürelim. Feride Şevket Hanım'ın kim olduğunu, onu ilk iş günü heyecanıyla bir tekrar hatırlayalım. Ve bu projenin altını tekrar çizelim. Ve yıl içerisinde yayılacak şekilde toplumsal ve sosyal etki yaratabilecek şekilde kadınların, finansçı kadınların bir platforma dönüştürelim istedik. Yine bir kısa bir filmim var yine. 3 numaralı filmi yayınlamasını rica edebilirsem arkadaşlarımdan çok memnun olurum. Feride o sabah hazırlanırken içinde tenha bir umut vardı. Uykusuz gözlerinde ise bir tedirginlik. 100 yıl önce ilk iş günü heyecanı belki de böyle yaşanırdı. Ama hiç yaşanmamış, öncesi olmayan bir hal vardı. Daha önce hiçbir Türk kadını başlayacağı bu işte çalışmamıştı. Bazen böyledir. Yoksa yolundan gideceğin biri, belki bir gün sen olursun yolundan gidilecek o kişi. Feride o gün bir adım attı. Türkiye'nin ilk kadın bankacısı oldu. Bugün onun adını yaşatan, bankacılık ve finans sektöründeki kadınları bir araya getiren bir banka var. Feride Şevket Hanım Bankası. Takip edin, birlikte yürüyelim. Feride Şevket Hanım gerçekten bize çok ilham veriyor. Finansçı kadınlar olarak bize çok ilham veriyor. Ve birinci yılında bunu tekrar hatırlamak istedik ve bir manifesto oluşturduk. Bu bankanın amacı paranızı büyütmek değil, kar elde etmek değil, sermayesini arttırmak hiç değil. Dünyada ilk kez bir banka birikimlerinizi değil, fikirlerinizi zenginleştirmek için açıldı. Kadınların bankacılık ve finans sektörüne sahip oldukları gücü fark etmeleri için çalışmaya başladı. Kadınlar bugün veznede, yönetim kurullarında, bankacılık ve finans sektörünün her kademesinde. Gerçekte böyle. Peki algıda nasıl? Bankacı deyince hala akla kravatlı erkekler geliyor. İşte bu değişmeli. Feride Şevket Hanım Bankası binlerce kadının sesi olsun diye kuruldu. Adını Türkiye'nin ilk kadın bankacısından aldı. Bugün değişimin başladığı gün kadınlar geliyor, ayak seslerini duyuyor musunuz dediğimiz bir manifesto da hazırladık. Ve projemiz çok daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı bu yılda. Bankacılıkta çığır açmayı değil, ön yargıları aşmayı hedefliyoruz dedik. Bankacılığı değil, fikirleri değiştirmeyi hedefliyoruz. Hiçbir bankaya rakip olmayı düşünmüyoruz dedik aslında. Ve burada aslında Feride Şevket Hanım'ın hesabında paylaşan ya da Feride Şevket Hanım'ın hesabını takip eden kişilerin bu bankada istedikleri pozisyonda, istedikleri rolde çalışabileceklerini ve yıl içerisinde devam edecek olan birçok projemizde aktif rol alabileceklerini ve finans dünyasındaki kadınların sesini ve dayanışmasını çok daha geniş kitlelere ulaştırabileceğimiz bir projeye dönüştürmeyi hayal ediyoruz bu işi. Bugün rakamlarla baktığımızda 3060 takipçisi var. Ve bu aslında çok hani geniş hedeflemelerle yapılan bir iş değil. Bu tamamen gerçekten bu işin içinde gönüllü olarak yer almak isteyen, finans dünyasında yer alan kadın ve erkeklerin yer aldığı bir platform. 3060 tane takipçimiz var. 1440 kişi Feride Şevket Hanım Bankası'nda çalıştığını paylaştı. 25 farklı bankadan, 78 farklı finans kuruluşundan katılım oldu projemize ve %35'i yönetici pozisyonunda bu kişilerin. Gerçekten bankacılık sektöründe bu bir
Türkiye Finans projesi değildir. Bunun ısrarla altını çiziyoruz. Türkiye Finans elbette ki bu dayanışmayı destekliyor. Çok önemli bir destekçisi ama bu finans dünyasındaki kadınların buluşma platformudur diyoruz. Bu sebeple bizim için çok kıymetli bu rakamlar. Geçtiğimiz yıl Feride Şevket 3 tane de ödül aldı. 2 tane kristal elma aldı. 1 gümüş, 1 bronz kristal elma aldı. Ve 1 tane de Felis ödülü aldı. Entegre kampanyalar bölümünde bir başarı ödülü aldı. Oldukça mutlu etti tabii ki hepimize bu tablo. Bundan sonrası için ne hedefliyoruz dersek aslında finans dünyasında kadının gücü ve etkisi konusunda farkındalığı daha da arttırmak, ulaştığımız bu kitleyi daha da büyütmek, genişletmek ve finansçı kadınların etkisini ekonomik ve sosyal fayda yaratacak projelerle daha da büyütmek, somut adımlarla gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Finans sektöründeki lider kadınların sayısını artırmak ve kadınların birbirinden ilham ve destek almasını hedefliyoruz, istiyoruz. Bu platformun birçok farklı projesi, birçok farklı çalışması olacak yıla yayılan. Ve sizi de aramızda görmek isteriz. Feride Şevket Hanım'ın neler yaptığını, izinden ilerleyen kadınların neler yaptığını, hangi işlere imza attığını takip etmek ve bunun bir parçası olmak isterseniz sizi de bekleriz platformumuza. Takip etmenizi isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Bu değerli vakit için, beni dinlediğiniz için ümit ederim keyif aldığınız bir sunum olmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum. Feride Şevket Hanım'ın izinde birçok farklı projede, birçok farklı adımda sizlerle bir arada olmak, haberdar olmak ve sizi de projemize dahil etmek isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir banka kuruldu. Feride Şevket Hanım Bankası. Adını Türkiye'nin ilk kadın bankacısından alan bu bankanın amacı paranızı büyütmek, kâr elde etmek ya da sermayesini artırmak değildi. Dünyada ilk kez bir banka, birikimleri değil, fikirleri zenginleştirmek için açıldı. Sanılanın tam aksine bankacılık ve finans sektöründeki kadınların nitelik ve nicelik olarak erkeklerden daha önde olduğunu göstermek amacıyla hayat buldu. Bunu yeni bir banka haberiyle birçok mecrada milyonlarca insana gösterdi. Feride Şevket Hanım Bankası'nın açılışını duyurmak için web sitesi ve sosyal medya hesapları oluşturduk. Televizyon filmi, radyo spotları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde onun anısını yaşatmak ve finans sektöründeki İlanlar ve sosyal medya içerikleri hazırladık. Sektör profesyoneli kadınlardan bir günlüğüne LinkedIn profillerinde çalıştıkları yer olarak Feride Şevket Hanım Bankası'nı göstermelerini istedik. Kariyerlerinde bu değişikliği yapan çeşitli bankalardan kadın çalışan sayısı 300'ü aştı. Bu sayı ortalama büyüklükte 30 banka şubesi açmaya yetiyor. Kadınlar Günü'nde bir banka, dikkatleri bu önemli konuya çekmek için başka bir banka kurdu ve adını ya da logosunu hiç kullanmadı.